Merhabalar herkese hoş geldiniz. Capstock Podcast bildiğiniz gibi her hafta iş hayatında başarılı ve e, girişimci insanlarla sohbet edilen bir podcast programı. E, bölümümüze başlamadan önce küçük duyurularımız var. Ben hızlıca onlardan bahsedeceğim. Bizleri mutlaka Instagram'dan takip edin. Çünkü bütün bu güzel girişimlerin bütün haberlerini, orijinal içeriklerimizi orada sizler hızlı tüketin diye paylaşıyoruz. Bunun haricinde açıklama kısmında bir Patreon linkimiz var. E, aylık giderlerimizi buralardan sağlıyoruz. Siz de destek olursanız çok seviniriz. Bu bölümde ise yanımızda Taylan Yıldız var. Namı diğer internet abi olarak biliyor olabilirsiniz. Şu ana kadar gerçekten çok başarılı yerlerde e, çalışmış. Çoğunlukla yurt dışında. Kendisi de anlatır. E, Şimdi ise birkaç senedir Türkiye'de gençliği savunuyor desem doğru mu abi? <laughs> doğru tabii canım. Yani tamam. <laughs> hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş, hoş bulduk. Beni <laughs> konu kaldığınız için çok teşekkür ederim. Caps zaten takip ediyorduk. Arkadaşları da mümkün mertebe destek olmalarını da buradan söylemiş olalım. Ha, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Şimdi sağ. bizim mükemmel bir sorumuz var. Onunla başlıyoruz. başka bir hani sorumuz, sorumuz yok. Ya? ya. Hani ya. hiç sorumuz... yok. <laughs> Bunu... <laughs> hiç <laughs> yok ama bir tane mükemmel var. <laughs> Bunu tek soran sensin. Evet böyle yapıyoruz her seferinde. Hiç sorumuz yok deyip bir tane sorumuz var ama bu soru şey yani biraz sarkazm yaptığımız yani diğer bütün sohbet programlarını gönderme yaptığımız. Onu da soruyorum izninizlerden Erdem Beyciğim. Ee, Taylan Yıldız kimdir? <gülüyor> <gülüyor> Taylan Yıldız kimdir? Ee, orta halli bir e, memur ailenin çocuğudur. Sivaslıdır. İzmir'de büyümüştür. Devlet okullarına gitmiştir. Oralarda da sınavları iyi becerebilen ve de çalışkan bir tip olduğu için de hep böyle Türkiye'nin en iyi okullarına gitmiştir. Ama bunları devlet okuluna gittiği için de böyle Türkiye'ye sanki bir borcu var gibi hissetmektedir. Ha. Onun için sonra yurt dışına gidip de kariyerini geliştirmiş olsa da oralarda en iyi yerlere gelmiş olsa da bir şekilde Türkiye'ye olan borcunu ödemeye çalışmaktadır. Ve de bir yandan da bencilce kendi yaşayasına değer bir ülke olsun diye de uğraşmaktadır. Yani onun için Taylan'ınız böyle derdi olan bir sizden bir arkadaşınız bir kardeşiniz. o kadar güzel anlattı ki biz yine pislik gibi hissettik kendimizi. biz vur patlasın çal oynasın yaşama <gülüyor> derdindeyiz. <gülüyor> ya herkesin derdi ayrı canım yok öyle bir şey. Yok siz de bak ne güzel bir insanları bilinçlendiriyorsunuz. Keşke insanlar sizin onda biriniz kadar iş yapsa. Ne kadar güzel. Hocam. yani şöyle aslında hiç asla bunu soracağımı sanmıyordum ama bu aklımda bir anda soru işareti parladı yani. Çünkü son birkaç bölümde bu, bu, bu kalıbı hani ben kendimi devlete ve ülkeme boşlu hissediyorum. İçimde böyle bir e, naiflik var diye geçti bütün konuklarımız. Bu, bunun nedir abi motivasyonu? Neden insanlar sence? Yani en azından sen neden böyle hissediyorsun? Şöyle birkaç sebebi var. Bir tanesi şu. o da çok reel bir sebep. Şimdi ben 16-17 sene yurt dışındaydım. İşte doktoradır, Google'dır falan falan. Ondan sonra buraya gelince bir baktım ki Türkiye'nin eğitim sisteminin yani tabiri caizse içi inanılmaz bir boşaltılmış. Çok kötü olmuş. Sonra oradaki devlet okuluna giden çocukların böyle ne çektiğini gördüm. Ondan sonra özel okulların da sırf bizim zamanımızdaki düz lise ayarında bir eğitim alabilmek için ailelerin ayda 3 bin lira, 5 bin lira para ödedikleri bir sistemi gördüm. Hı hı. O zaman da ben aldığım eğitime utandım. Yani hani anlatabiliyor muyum? Borçlu hissettim kendimi. Çünkü biz bunların hepsini bedavaya aldık. Ve de bizim zamanımızda şöyleydi. Siz eğer e, Türkiye'nin en iyisiyseniz devlet okuluna gidiyordunuz. Hı hı. Ya burada kimse alınmasın dinleyenler. Eğer en iyisi değilseniz özel okula gidiyordunuz. Bunların hani şeyleri vardı, istisnaları vardı. İşte Galatasaray gibi, şey gibi, gerçi Galatasaray sonra devletti. Robert Kolej mesela bunun istisnasıdır. Ama genel anlamda devlet okuluna gidemiyorsanız en iyisini özel okula gidiyordunuz. Ve de o devlet okulundan iki tık, üç tık daha gerideydi. Ama şimdi baktığımız zaman devlet okuluna giden vatandaşlarımız ne dezavantajlı. Yani ben de onun için kendim biraz borçlu gibi hissediyorum. Utanıyorum ya. Yani bu kadar böyle e, ayda 100 liralık aidatla biz böyle devlet okulunda okuduk. kömürünü <laughs> devlet verdi. Kıyafetlerimizi bir de böyle kırtasiyeyle bilmem neyle anlaşıyorlardı. Gayet ucuza alıyorduk biz okul üniformalarımızı. E şimdi öyle mi? Yani hani ben onu gördüğüme bayağı üzülüyorum aslında. Anladım. Ondan bir, bir borçluluk şey, hissiyatı var bende yani kesinlikle var. Peki ya e, sen İzmir Fen Lisesi'ne gittin abi ve hmm. o zamana kadar Sivas'ta mıydın peki? Yok ben şeyde 6 yaşına kadar Sivas su Suşehir'indeydim. Sonra ilkokula İzmir'e geldik. Orada da şey böyle işte 4 senede 4 tane ilkokul falan değiştirmişiz. Böyle annemler hani her sene daha güzel olsun, güzel olsun filan falan diye. Baya böyle sabah başka bir okulda başlıyordum. Akşam başka bir okulda bitiriyordum. Hı -hı. <laughs> Öyle bir durum. E i̇şte sonra Karşıyakanlı Dolu Lisesi'ne gittim. İlk sonra ondan sonra da İzmir Fen geçtim. Sonra da İstanbul Boğaziçi derken sonra yurt dışı. Yani Şimdi ama bayağı bir zaman İzmir'de geçirdik tabii. Yatılı değildi o zaman senin Fen Aşk olsun Öyle bir yatılıydı ki hem de yani ha, böyle şey yarı açık cezaevi gibiydi. <gülüyor> Tam <gülüyor> onu söyleyecektim. Çünkü İzmir Fen yatılı olduğunu biliyorum ama sen İzmir değişince belki hani ha. acaba git gel midir eve gibi düşündüm. Bu da şey sorusu tamamen. Hani ne kadar artık gerçekten Devletin sana baktığını mı denir? Yani o, o kanatları üzerinde ne kadar hissettiysen, yani çünkü e, ben biliyorum ki benim yatılı okuyan birçok arkadaşımda aynı refleks var. Yani e, o evet. hani bana sahip çıktılar orada farklı bir kardeşlik öğrendik, orada farklı bir kültürü öğrendiği herkes yaşıyor. Demek ki o senin de şey motivasyonun yani buraya ya, yani yemeği beğenmezdik mesela ama yine de yerdik böyle sabah herkes böyle üç, kaç tane yumurta yiyebilirsek kardır modundaydık. <laughs> yani. Oranın böyle süper şekerli çayları falan böyle hani ama yine de hani devlet parasıydı tamam mı? Yani sizin bizim evet. annelerimizin vergileriyle okumuş biz orada çocuklardık. Yani hani Hı -hı. sonuçta e, yanındaki Dokuz Eylül Ege'nin kampüsü içerisindeydik biz. Or orada master seviyesinde biz projeler yapıyorduk. Sonra TÜBİTAK'a gidiyorduk filan falan. Yani hani 15 yaşındaki çocukların yaptığı her şey o bütün Kuluçka ortamı devletindi. Yani oturduğumuz sıralarda da devletindi. İçinde bulduğumuz kampüs de devletindi. Ya içinde yarışmalara gittiğimiz şey de TÜBİTAK'ta o da devletindi. Yani hani bunlar devletin bize sunduğu şeylerdi. Onun için Hı -hı. ben hiçbir zaman unutmadım. Şeyden, liseden sonra Boğaziçi'ne gidiyorsun. En evet. mühendisliği miydi? Endüstri yani en yüksek o diye onu yazdık diye. yani öyle çok da böyle bildiğimiz bir durum değil hani gerçi e, işte dershanede test mes yapıyorlar böyle hani ne alanına yetkinsin filan diye hani orada endüstri mühendisliği filan çıkıyordu ama Hı -hı. yani çok böyle aptalca bir şey düşünecek olursan yani endüstrinin altında elektronik var arada bir buçuk matematik sorusu filan fark var böyle artık karizma olsun diye mi ne olsun ne bilmiyorum yani öyle yazdık <laughs> öyle oldu yani il ilginç bir durum. <laughs> Aslında şey gibi hani sen Türkiye'de kültürü olan gerçekten bir e, sosyal, ağ so, ne? Sosyal, sosyal a edinebileceğin so network'in Türkçesi Sosyal, ağ. adet. Doğru mu dedim acaba? Doğru, Hadi doğru bakalım. Dedim. Hani orada gerçekten bir e, sosyal a edinebileceğin ve oradaki kütükleşecek e, arkadaşlıklar ve dostluklara sahip olan yerlerden gelmişsin demek ki. Evet. Bunun, yani sen Amerika'ya gittin geldin fakat bunun bu gidip gelmiş olmana rağmen bunu şeyini yaşıyor musun? O kültüre iki geldim ve oradaki arkadaşlıklarım halen devam ediyor ve faydalıyız birbirimize falan. Yani bizim burada şimdi WhatsApp falan gruplarımız var. <laughs> şeyde hem ortaokul hem lise arkadaşlarımızın yani o kadar aktif ki yani hani günde 300 mesaj falan geliyor hani, Allah. Allah o, o kadar aktif. Ve <laughs> de yani herkes birbirinin canı ciğeri öyle, öyle bir durum yok. Hani evet, ortaokul yani. arkadaşım sonuçta birlikte ergenliğe girdik biz bu çocuklarla şimdi hani istediğin kadar politikacı karizması yap <laughs> tamam mı? onlara onlara gelmez yemez, o iş yani ki. sonuçta yemez birlikte bıyıkların terlemiş ya yani hani böyle birlikte başladığımız zaman pantolonlarımız filan ceketlerin vatkaları da büyük geliyor diyor hepimize. Çünkü Hı -hı. en küçüğünde küçüğüydük falan. <laughs> bir de ben bir şey, hepsinden bir yaş küçüktüm. Öyle olunca iyice küçüktük falan. Evet. Yani şimdi onu gören insanlardaki o samimiyet bence bambaşka oluyor. Yani yurt dışına göre. Yani Türkiye'ye gelmemin sebeplerinden bir tanesi de zaten buradaki hani gerçek arkadaşlık ilişkileri. Yani o yüzeysel şeyler değil. Yurt dışındakiler Hı -hı. biraz daha yüzeysel oluyor genel anlamda. Peki evet, bu sonra Amerika'ya gidiyorsun değil mi? Sanırım. Evet evet. Direkt, direkt mi Amerika? Şey, e, aynen direkt Amerika'da yani şey böyle... ...bende böyle bir e, gereksiz böyle bir hırs var. Ne hırsıysa artık yani başarı hırsı mı bilmiyorum da... ...şey... E, ...mezuniyet balosu oldu 9 Temmuz'da Boğaziçi'nde. 12 Temmuz'da ben uçağa bindim. Yani şeye... Aha. ...işte... E, ...işte master artı doktora programına kabul almıştım önce. University of Massachusetts'te. E, Onu da şöyle... Hatta ondan daha kaliteli üniversiteler de vardı kabul aldım ama onlar mesela sadece direkt doktora alıyorlardı ve ben doktorun sıkıcı olduğunu bildiğim için yapamama ihtimalim olduğunu bildiğim için dedim sıkılırım filan. Onun için master artı doktora yapayım. Yani master yapayım ama master bedava hiçbir yer yaptırmıyor. Yani siz de bilirsiniz. Amerika'da mümkün değil. Onun için hocaları şey diye kafalamanız gerekiyor. Vallahi ben doktor yapacağım filan. Sen bana master yaptır. İşte Universal Massachusetts'ta onu buldum. Ee, o zamanlar internet de çok kötü yani. Hani bir tek hocaların e-mailini biliyorsunuz. Oradan böyle işte hat mailden mail atıyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz. Allah'ım inşallah görmüştür cevap yazacak filan diye. Neyse işte sonuçta öyle olunca işte Universal Massachusetts'e gittim. Ama tabii internet falan yok. Hap getire, kamera yok, fotoğraf yok. Hiçbir şey yok. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Yani Boston'da iniyorsunuz uçaktan. Sonra işte oraya otobüsle gideceksiniz. Yani 150 kilometre filan falan bir şey. <laughs> hani 150 kilometre dolmuşla bile gidersiniz normalde ama bu o kadar daha başı ki otobüste yarı yolda bir yerden otobüste iniyorsunuz sonra başka bir otobüse aktarma yapıyorsunuz yani. <laughs> Çünkü direkt bir otobüs gidecek kadar volüm yok yani. Böyle. Öyle bir yerde ben iki sene böyle master yaptım yani Erciş gibiydi yani böyle. <laughs> e, ya ben tam aslında sen söyledin abi ama ben de aynısını soracaktım. Bu akademide başarılı olma e, yani bilmiyorum. Neden bu kadar çok istedin başarılı olma? Yani seni nereye götüreceğine inandığın için ya da bir pla en ufaktan bir planın mı vardı ki <laughs> hepsi bir planın mı parçasıydı? Çünkü Yok ben ekobilcilikle başarılı da yetene yetenek gibiymiş bence. Abi bu yani. yetenekle ben, ne alakası var? Neden bu azıcık bir şey bir şey bölümü? Çünkü en yüksek oydu. Adam alıyor yani. <laughs> alıyor zehir. <laughs> ya şöyle arkadaşlar ben hiçbir zaman hayatımda inek olmadım o tabiri caizse tamam mı? Yani hep en arkadaki sınıfı kaynatan tiptik yani. Onun için hani o bildiğiniz böyle hani a 5-0 falan modu ben değilim. Ben ama hani bir şey yapılması gerekiyorsa yapıyorum. <laughs> yani öyle düşünün. Yani şey derece yapılması gerekiyordu. Derece yaptık yani hani bu ya da işte TÜBİTAK Olimpiyat takımına girmesi Gerekiyordu diye yaptık filan falan. Ama yani öyle şeyden ders çalışmaya inanılmaz bayıldığımdan filan değil kaldı ki ben bu açıdayken de ilk bir sene sırf müzik yaptım mesela sınavlara bir finallere bile girmedim. Yani çünkü sabah akşam akordeon çalıyordum, bağlama çalıyordum filan falan. Ondan sonra ikinci, üçüncü sınıfta sırf robot mobot yaptık. Yani ben minim, yani hep okulları şey gibi gördüm biraz, askerlik gibi gördüm. Hani minimum böyle ama kimsenin evet. böyle kuyruğuna basmadan nasıl gidersin filan. Ama o minimum bile sonuçta bir üst seviye çıkmaya yetti. Böyle çok fazla çalışmadan işte master'da filan da birinci olmuşum. O da ama yani Türkiye'de olunca bunun kibir olsun diye söylemiyorum yani. Ya, Kibirle alakası yok ama biz hmm. burada inanmıyoruz abi. Ya ben hep hiç e, çalışkan değildim deyip hepsi Boğaziçi'ne birincilikle giriyor. Hepsi işte Stanford'a gidiyor. Ama yani bunlar sadece ya bence en azından ben akademide başarılı olan bir insan olmayarak konuşuyorum. Evet. Yani aslında doğru bir insan değil bu cümleyi kurmak için ama evet. ben inanmıyorum abi. Ya. İlla ki sadece bu çünkü yetenek de değil bana göre. Sen çalışmış olman lazım. Şöyle işte tabii ki çalış, şöyle çalışıyorsun. Mesela ben üniversite sınavına çok çalıştım. Yani evet. en çok çalıştım diyen adamdan daha çok çalıştım üniversite sınavında. Bunda bir şey yok. Çünkü hep İzmir Fen Lisesi'nden çıkardı birinciler. Ve de mesela ben de İzmir'in e, çoğu zaman birincisi oluyordum dershan sınavlarında falan. Hani hep ilk üçte oluyorduk. Birkaç tane çok önemli dershane vardı. Onların birincileri zaten Türkiye ilk üçü falan oluyordu. Evet. Yani... Ve de bizim arkadaşlarla hepsi de İzmir Fen Liseli arkadaşlar tabii. Ama biz son dönem böyle Karşıyaka Lisesi gibi düz liselere geçtik. Şey olsun orta başarı puan diye bir şey vardı. Hı <laughs> şey Seni işte kör ve falan koyuyorlardı diye. Neyse. E, yani şeydi aramızda böyle bir tatlı bir rekabet vardı. Onun için de ben çok net hatırlıyorum. Ben her gün 400-500 tane arası test sorusu çözerdim. <laughs> ve de biz böyle profesyonel öğrenciydik o zaman. E, dershaneye gidelim diye bize para veriyorlardı. Üstüne de bırakıp parayı bu bunu sev hala gururla anlatıyorum. Şeyler yeni bir test kitabı yazıldığı zaman cevap anahtarım doğru mu yanlış mı diye bize gönderiyorlardı. Abi ilk defa duyuyorum bu arada. Ha ben de hiçbir yerde söylemedim ben <laughs> bunu. <laughs> Aa çok iyiymiş. Bu profesyonel öğrencilik hayatında <laughs> ilk, ilk defa böyle bir title <laughs> duydum. çok iyi bir şeymiş. Tabii ben hayatım boyunca profesyonel öğrenciydim. Yani master'da da para <laughs> aldım, doktorda da para aldım. Yani ben hiç <laughs> okumaya para vermedim yani. Aa çok yaptım. güzelmiş. Ya düşünsene böyle bir insansın ve sana diyorlar ki seni stajı alacağız üç ay ve para vermeyeceğiz yani dersin ki abi sen benim hayatımı biliyor musun? <laughs> Peki ha, ta tam öyle. o hayata gelmişken sen e, Amerika'da kalmayı karar veriyorsun ve iş başvurusu mu yapıyorsun? Yani Google Google'a adım atma nasıl başlıyor? Ya, Google'dan önce daha ben daha Stanford'da doktora yaptım ondan önce ha, bir. doğru de. doğru. Ya, arada var. Arada var. Şey şöyle o ben Universal Master Massachusetts'ta master yaparken bir kere e, baktım ki bu işin doktorusunu yapmayayım. Dünyanın en sıkıcı işi. Ortamda böyle bir tane dere var. Ondan sonra iki tane yüz metrelik bir cadde var. Öyle hayatınız orada geçiyor. Böyle inanılmaz sıkıcı bir yer. Neyse tam o sıradayken de e, Google'ın e, Google diyorum Stanford'ın civarında bir yerde bir sunum yapacaktım. Yazdığım makaleyi, master tezimle ilgili bir şey sunacaktım. Orada kar yağarken, Massachusetts'ta kar yağarken, Amerika'nın kuzey-doğusudur orası. Ağrı gibi düşünün ya. Yani böyle hani... Şöyle söyleyeyim size. Banka soymak için kar maskeleri vardır ya, sadece gözleriniz gözükür. Onunla çıkıyorduk dışarıya. Günlük bir giyim. Günlük bir giyim. Bakın ben Kasım ayında bir eldivenimi kaybettim. Nisan ayında karlar çözüldü, eldivenimi buldum. Yolun ortasında. Yani bu şaka değil. Ya bunu hani yazsanız insan aklına gelmez bu kadar. Abarttın dersin çünkü. Arabanın e, hani uzaktan kumandası vardır ya, arabanın evet. şeyleri açılır, kilidi açılır. Her seferinde kilit donuyordu. O metal aksam donuyordu. Onun için e, şeyle kanırtarak şeyi açmak <laughs> gerekiyordu, kilitle açmak gerekiyordu. Ama onun da içi donmuş olduğu için böyle İngilizce key lock the icer diye bir şey var. Böyle bir oje gibi bir şey düşün, ile Onu onun içine şey yapıyorsun püskürtüyorsun o önce bir buzu çözüyor sonra öyle kanırtarak açıyorsun filan arabanın içine bilmiyorsun içi buz dışı buz Allah'ım yani böyle e, rezalet bir şey. Abi. Yani öyle bir ortamdan ben o Stanford'a gittim e, işte sunum yapmaya bir gördüm ortam aman Allah'ım yani şey kuşlar çiçekler <laughs> böcekler hava 24 derece herkes tişörtle Kasım ayının o 14'üydü hatta çok net hatırlıyorum. Yani hani dedim ya hani buraya gelinebiliyorsa gelinsin yoksa da doktora yapılmasın. Yani hani zaten karın ağrısı bir şey. Hı hı. Neyse öyle olunca da ben o gazla zaten şeye başvurdum. Stanford'a başvurdum. Hı, hı Ondan sonra başvurduktan sonra da işte baya böyle erken de böyle bir kabul aldım oradan böyle. O kadar güzel anlatıyor ki ben de başvuracağım bir yerlere bu akşam. <laughs> Bak ben kesin yani. Başvurdum, gittim, oldu, gittim. Valla canım çekti yani böyle ya. Öyle öyle diye diye sonra işte gittik şey Stanford'a gittik. Gayet de iyi oldu ama orada şeyi gördüm ben. Yani bir tane normal adam yok ortalıkta. Nasıl o normal adam yok? Hepsi zaten bölümünün bilmem nesinin birincisi. ikincisi bizim Universal Massachusetts. Böyle dandiriğin dandiriği kalmış orada. Zaten herkes Harvard'lı, MIT'li filan ya da Rusya'nın bilmem nesinin birincisi, Indian Institute of Technology'nin birincisi, ondan sonra Technion'un birincisi, İsrail'de filan. Böyle tipler ama bir Boğazı de... Ama birincisi var bir de yani orada. Ama Sanırım. ben Boğaziçi'nin birincisi değilim ama ben masif ses Yok, <laughs> Boğaziçi'nin birinci filan değil. Yani 10. mu 15. mi neyimdir yani. Öyle. Ama şey işte Anladım. neyse neyse orada şey var. İşte ee, bu insanlar hepsi aynı zamanda kimi Everest'te çıkmış kimi ninja black belt tamam mı kara kuşak kimi Amerika te şey masa tenisi şampiyonu hepsi bir arızalı tipler yani böyle hani ondan sonra şeyi anladım beni niye aldıklarını anladım çünkü ben bir yandan da müzisyen kimliğim vardı şeyde Massachusetts'te böyle başka eyaletleri dolaşıyorduk müzik yapıyorduk ben Amerikalılara bağlama dersi veriyordum bir yandan plan <laughs> <laughs> ondan sonra e, ya yani sonuçta hani ben hep hayatı girişimci gibi yaşadığım için hiçbir zaman yaptığım hiçbir şeyde oradaki patikadan gitmedim. Yani hani düşün hani fen proje yaptım. Bir yandan akordeon öğreniyordum. Senfoni orkestrasının koro şefinden filan. Ondan sonra Boğaziçi'ndeyken robot yapan bir ekibe girmiştim e, ki ekip hep master doktor oluyordu. Ben orada sap gibi böyle undergrad şey daha yani iki sadır kod yazmayı bilmezken kendimi onları yaparken buldum ama iyi ki yapmışım. Onu yaptığım için oradan bir tez çıktı. O tez ondan sonra en iyi öğrenci yarışma, makalesi yarışmasında böyle dünya üçüncüsü mü ne oldu bilmem ne oldu. Sonra o benim mesela master doktora sürecime çok etkiledi falan. Bunların hepsi böyle birbirinin üzerine geliyor. Tabii. Yani her zaman ben yani okul müfredatının yüz kat dışında işler yaptım. Yani müfredat hiçbir zaman kesmedi beni yani. Hı hı. Ben akademi bitmez ama ee, biz ilerisine yol alalım diye burada hemen bir şey kur yani burada küçük bir atlıyorum ve Stanford'dan sonraki az önceki sorumun aslında bir daha aslında soracağım. Stanford'dan sonra Google'a ilk ayak basış nasıl oluyor? Oradaki e, hikaye diyeyim artık. Hı, o da şöyle oldu. Şimdi e, şeyde ben ünivers doktora 3. sınıftaydım önce. E, doktora 3. sınıftayken de artık bir test konusu bulmanız gerekiyor. Bu arada doktorun stresini ben şöyle anlatayım size. Bizim bölümü her sene iki kişi giriyordu. Ondan sonra benim önceki senem, üst senemde herkes atıldı, bitiremediler. Hmm. Çünkü birinci sınıfta bir sınav oluyor, onu geçemezseniz atılıyorsunuz. İkinci sınıfta iki tane makale yazıyorsunuz, onu geçemezseniz atılıyorsunuz. Üçüncü sınıfta tez için proposal veriyorsunuz, o proposal geçmezse atılıyorsunuz ve dördüncü senede de tezinizi bitiremezseniz atılıyorsunuz. Her sene bir sebep var atılmak için. Üst senede kimse kalmadı benim senemde benimle birlikte girmiş bir başka bir tip vardı. Ondan sonra o birinci sınıfın sonunda atıldı. Yani bitiremedi. Alt sınıfındakiler de atıldı. Ben 3 sene boyunca mezun olan tek Allah'ın kuluyum. <laughs> yani 2006 7 8'de mezun olan bir kişi var. O da Tayan abiniz. Şimdi böyle bir durumda olunca üzerimde böyle inanılmaz bir ilgi vardı tabii yani. Hani pozitif anlamda söylemiyorum aslında. iyi de 15 tane profesör var. Hepsi dünyanın en iyi hocaları, business school hocaları. Ama yani bir yazı yazıyorsunuz noktasından virgülüne, kelimelere falan hepsine karışıyorlar. Çünkü işleri ya, yok başka. <laughs> ha, bir anlamda da çok iyi. Neden? Yani o kadar ilgiyi kim görse gerçekten hem İngilizcesi düzelir hem akademik anlamda da düzelir. Ya ben de bayağı bir ilgi gördüm. Hı hı. O anlamda da ileride de hayatıma çok katkısı oldu. Ama ben bu arada işte tam 3. sınıfta artık doktoru tezi bulmam lazım ve de biz böyle kuant insanlarız. İşte big data analizidir, ekonometridir, cartchurt. Onlar için çok fazla veri lazım. Şirketler de veri vermiyorlar. Ben de, de tezmez yok. Üçüncü sınıfta, daha başında. Bu arada bir tane iş ilanı gördüm. Diyor ki iş ilanında. Şimdi Amerika'da şöyle bir şey var. Public Securities Association diye bir şey var. Bu association var. Bunlar şey yapıyorlar. Goldman Sachs, Merrill Lynch'in falan oluşturduğu bir şey. Hani Amerika'da işte Kaliforniya ayeti tahvil alırken nasıl alsın bunu? Açık arttırmayla mı alsın? Yoksa biriyle anlaşıp ele sıkışsın da pazarlık mı yapsın? Filan falan. Bu konuları bilen finans doktoralı biri arıyoruz gibi böyle bir şey. Ben de saatine 15 dolar para kazanıyorum o sırada. Hani şey yapıyoruz, kağıt okuyoruz filan. rezil bir durum. Hani hayatımız devam ediyor ama bir zenginliğin z'sinin kıyısından bile geçemiyorsunuz orada. Bir de yaşadığımız yer Amerika'da hani Beverly Hills gibi oranın en zengin yeri olunca e bildiğiniz gibi fakirden bir tık hallice yaşıyorsunuz. Hmm. Neyse ben dedim ki bunlara ben dedim size finans danışmanlığı yaparım. Lan etin ne budun ne daha 25 <laughs> yaşındasın finansın fesinden anlamazsın. Ama matematiğim çok iyi. Bir de özgüvenim 1 milyon. Şimdi böyle olunca dedim ne kadar zor olabilir? Sonra konuştuk biz bu adamlarla filan telefonda. Aa, bu arada da millete sordum. Kaç para diyeyim ben bu adamlara saatini, saatlik ücreti ne diyeyim yani? Ondan sonra bilmiyorlar. Bilmiyorum. Yani referans noktamda saatim 15 dolar. Sonuçta hani ben bunlara 30 desem ya kralım. Ya kralım. Böyle, böyle bir durumdayız. Neyse ama bu arada şey de biliyorum. Stanford'ın kaşesini biliyorum. İşte benim hocalar mesela yapsa ne yaparlar filan yani onları biliyorum. Sonra ben bunlara dedim ki ya boş atayım dolu atayım ne olacak dedim. Dedim saati 150 dolar. Oh. Ne olacak? Adam telefonda 3 saniye bile düşünmedi. Tamam dedi. Ne hiç sıkıntı yok. Gayet güzel dedi filan. 10 katı bir anda. Keşke 300 dolar deseydim ya dedim Ne oluyor? Nasıl bir iş bu? Bu finans nasıl bir şeymiş? Böyle baltutan parmağını yani iş parayla oynayınca bu adamlar da yani onun için hani ondalık rakam bile değil bir yandan düşünecek olursanız. Neyse bunlar benden danışmanlık istediler. Ben de sonra o konularla ilgili bütün makaleleri okudum filan bunları anlayacağı biçimde özetledim bilmem neler yaptım bildiğiniz ben ondan sonra işte şey için devlet tahvilleri için hangi piyasa koşulları ne yapılır uzmanı oldum kendi çapımda zırt diye öğrendim. Neyse oradan böyle güzel böyle paralar kazandım bir de şey bakın Amerika'da şöyle bir durum var. Dediler ki, dediler ki nasıl fatura edeceğim diye sordum. Dedi ki yani hani haftada kaç saat çalışıyorsunuz? Yaz kağıda gönder bize yani. E-mail e yaz gönder. Bu kadar. Çok yani iyi. 5 ise 5, 55 ise 55 çarp 150 ile. Yani <gülüyor> <gülüyor> zevke bak. Şimdi e tabii ben bunu yaparken bir anda doktor tezini falan unuttum. Hmm. Yani kim takar doktora tezi de? Ya şöyle düşün. Ya günde 8 saat çalışıyorsun. Yani çarp 150 dolarla oldu sana 1200 dolar. Yani ben böyle saati 15 dolar ve de hayatı böyle şeyle geçmiş özellikle Massachusetts yılları böyle açlıkla geçmiş bir insan olarak ya Massachusetts'te biz iki dilim peynirli pizza mı yesek bir dilim kıymalı pizza mı yesek optimizasyonu yapıyorduk. Of ya. Yani tamam, otur ağla. Şimdi ondan sonra buraya gelince böyle benim bir anda şeyim kaydı. Hani akademik falan bunlar güzel şeyler ama <laughs> şu işi biraz yapalım falan oldu. Tabii ben çok mutluyum. Tez hocalarım da bana dedi ki ya Taylan sen çok fazla mutlusun tezi olmayan bir öğrenci sen için. Işte bak şey olman lazım Böyle şey yapma biraz stres olsan fena olmaz mı filan. Neyse tabii ben e, öyle olunca yine hani her şeyi askerlik gibi böyle minimum olarak yapmayı becerebildiğim için ben böyle hop 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 böyle hemen kendime bir tez konusu buldum. Hemen data buldum onu buldum bunu buldum. Ondan sonra şey yaptım e, orası devam etti. Bu arada da ben parayı buldum ya biraz. Hadi dedim en azından şimdi şey böyle binilebilir bir araba alayım. Çünkü şu anki arabam şeydi böyle o da ayrı bir bir saatlik episod da böyle süper dandik. 100 km ile gidince hız rekoru kırdığını zannediyorsun. <laughs> Ve de ak aküsü nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bak akü bitmenin ben size tanımını anlatayım şimdi. Şimdi şöyle düşün. Aküsü o kadar bitik ki arabanın sağ sinyali verdiğin zaman sinyal yandıkça radyosu kapanıyor. Yani radyo açılıyor, kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Yani akünün ikisini besleyecek canı yok. <laughs> o bir şey söyleyeceğim. En çok, gü <laughs> en çok güldüğüm bölüm ya şaka gibi. <laughs> Peki gerçekten araba bölümü yap çekelim mi umutcum başka Çekelim bir abi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arabayı nasıl aldığımı da anlatayım size. Nasıl yalvardığımı. Yani sıfır peşin, sıfır taksi, sıfır her şey. Üstüne bir de askonun bile peşin hatını aldım çünkü beş kuruşum yoktu yani. Ağlıya ağlıya aldık. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Neyse işte işte ondan sonra dedim hani güzel bir upgrade yapayım en azından. İkinci el bile olsa Kaliforniya'ya yakışır üstü açık bir araba alayım. Porsche. <laughs> Yok daha oraya gelemedik. Onu <laughs> sonradan aldık. Ondan sonra şey bu arada ben Porsche çok severim böyle şey ondan da anlatırım ben. Şeyde ondan sonra işte şey yaptık. Bu bir kadın demiş ki ben kızımın arabasını satıyorum. işte üstü açık sağ böyle ikinci el ama güzel bir alet. filan gittim arabasının bir test sürüşü yaptım. Test sürüşü yaparken de kadınla biraz muhabbet ettik. Ben dedim işte doktora üçüncü sınıf öğrencisiyim. O da dedi aa ben de Stanford'da MBA'lere bazen guest lecture veriyorum marketingde dedi. Ne yapıyorsunuz? Dedi ben Google'da direktörüm. Abi yapma. Dedi, ilginç. <laughs> Ondan sonra dedi şey dedi sen ne yapmayı düşünüyorsun ileride? Ben dedim hoca olmak çok sıkıcı. Yani bana gelecek şeyler değil. Bunlar ki bizim programlar şöyle gördüğün gibi hani üç senede bir kişi mezun oluyor ya. Onlar da sen git başka bir okulda hoca ol. Mesela Harvard'da hoca ol. Sonra birlikte makale yazasını istiyorlar. Yani çünkü hani meşaleyi birine verecek evet. hocalar. Onun için nefret ediyor hocalar. Sen git o şeye Google'a Moogle'a git kimse istemiyor. Anladım. O Öyle akademi hayatını ama... sürdür istiyorlar. Tabii tabii onu sürdür istiyorlar. Neyse işte ben ona da dedim ki ben akademiye gitmeyeceğim. Kesin endüstride bir şey yaparım ya da startup kururum falan falan. Neyse sen bana bir CV'ni göndersene dedi. İyi dedim göndereyim. O dedim ama daha benim mezun olmama bir sene var. Sen gönder dedi. Neyse ben bunu e... ...ona dünyanın en komik e-mailini attım kadına. Dedim ki işte... ...araba işte 2000 dolar daha ucuza olur mu? Bu arada CV <laughs> <The CV'm. gülüyor> <laughs> yani Abi Sivaslılığın <laughs> hakkını... ...bu kadar veremezsin bak. Gördüğüm en iyi Sivaslı <laughs> maili buydu. <laughs> Aynen öyle. İşte... ...ondan sonra da ben... E, bir, ...bir sene sonraydı filan böyle artık... E, ...ben dördüncü sınıfın başlarındayım. O Böyle... Hewlett Packard HP var ya, onların böyle bir arge merkezi var. Orada e, bir şekilde bunlar beni buldular. Dediler ki biz size işte çok uygun bir iş var filan. O iş keşke gelseniz de bitince biz de çalışsanız filan. Hmm. Bir gittim böyle 26 tane adamla bana sabahtan akşam mülakat yaptırdılar. Hmm. Ama mülakat mülakat değil. Sanki bana hani atıyorum 20 bin dolar vermişler. Bir gün seminer alıyorlar. ya yani Sabah konuşuyorum. İşte Singapur'dan bağlanıyor. Teksas'tan bağlanıyor. Dinliyorlar. Sorular soruyorlar filan tuvalete gidiyorum, pisuardayım, yanımda biri var hala benimle konuşuyor, yani böyle bir durumdayız. Yani dedim bu ne heyecan kardeşim yani. Neyse o, onu yaptık, sonra akşam dediler biz sizi bırakmayız, e hadi Hint restoranına gidelim. Oh. hadi gittik Hint restoranına filan, akşam oldu saat 10.30. Sonra ben oradan gittim işte eve bıraktılar filan. Yattım 11, sabah 7'de Google aradı beni ertesi sabah. Dedi Taylan Bey, biz sizinle işte çok görüşmek istiyoruz, cartçuk filan. Ben daha bugüne kadar hala anlamadım hani o bir şey mi? ...tesadüf mü, o günkü performanstan sonra yoksa denk mi geldi... ...ama yani daha doktorumun benim bitmesine 9 ay var yani o sırada. Hı hı. Ne oluyor falan. Neyse ondan sonra ben gittim Google'a görüşmeye. Normalde bu süreç 2 ay, 2,5 ay falan işliyor Google'da. Hani başladın, ettin, eyledin, komiteler falan falan Çünkü ben de içinde çok olduğum için yıllar... Benimkisi çarşamba öğlen benim mülakat bitti akşam 6'da. Cuma sabahı elimdeydi şey e 36 saatte zor diye geldi böyle. Bir anda dedik nasıl yapacağız dediler. Gelin bu arada bak mesela talent management böyle bir şey. Adamlar ne diyor biliyor musunuz? Sizin zaten buraya para için gelmediğinizi biliyoruz. Yani zaten eşek gibi para veriyorlar. O dert değil de, yani onu veren her yer var. Ben Wall Street'e gitsem yılda 1 milyon dolar kazanacağım. Yani bana ne? Yani olay şey değil. Orada para değil artık. Ondan sonra onun için e, siz hiç kasmayın. 6 ay boyunca sizin iş tanımınız belli değil. Aa. Gelin kendinize kendinize iş yaratın orada. Çünkü yani diyor kendi... ki sen makroda zaten işe yarar bir insan olacaksın içeride. Ha. ha yani zaten bana iş ne iş yapacağımı söylese bana ihtiyacı yok demektir. Yani zeki adamla iş öğretmezsiniz. zeki adamdan iş öğrenirsin zaten. Aa, çok iyiymiş. Ha bunlar da böyle. Ben de CEO oldum. <gülüyor> yok ya. <yok. gülüyor> Ama şey ben de orada mesela mini iyi oldum çünkü o zaman mesela Google'a girince kendi e, çok passionate olduğum bir iş vardı. Olsun kendi Google için startupı mı kurdum mesela. Nedir abi o? E, şu an mesela YouTube'da gördüğünüz bütün e, Brand Lift falan bir şey platformları var. Optimizasyon platformları falan var. Hı hı. O bazen belki YouTube'da gezerken şey görüyorsunuzdur. Size soru soruyor hangi markaları tanıyorsun, hangileri tanımıyorsun. Orada ha. devamlı AB test falan yapıyor aslında sana. Tabii. O AB testi yapan bütün platformları abin yaptı yani o şeyleri. Ha, wow. bayağı bir ödül müdül aldık orada Google içinde yani. Eline sağlık. Peki Hı. ilk girdiğin yani ilk altı ayı sanırım biraz loş bir ortam. Ama Hatay'dan sonra direkt ellerini sıvayıp bu işe mi başlıyorsun? Yok ben ya yani ilk anda beni oturttular bir takıma. Oturttular takımda da bu arada şey pazarlık yaptığımız arabayı pazarlık yaptığımız kadının takımı. Hı. Tamam mı? Yani o o takımda e, başladım. Ben dedim ki kendime yani sonuçta benim en iyi olacağım takım bu değil şu yandaki takım ve oraya gitmem lazım. Bu arada da yapmamız gereken şey böyle optimizasyon böyle A-B test yapmak lazım, causality'yi anlamak lazım filan falan. O sıralarda da dünyada onu düşünen yok yani ilk şu abiniz yaptı o işi yani dünyada. Yani Bilmiyorum. Facebook bizden aynen aldı kaç sene sonra yaptı filan falan. Ya yani ilk abiniz yaptı onun için gurur duyabilirsiniz. Şimdi gurur duyuyoruz işte zaten abi. <laughs> Canım suya. Ya işte a, onu yaptık ve o büyüdü, büyüdü, büyüdü. Üç sene, dört sene falan kendi içinde büyüdü. Sonra bu, bu start startup diyorum çünkü başta sana resource vermiyorlar. Hiçbir şey vermiyorlar. Diyorlar can istiyorsa yap. Hmm. Ondan sonra e, sen de orada kendi engineerlerini buluyorsun. Onların patronlarını ikna ediyorsun, bilmem ne diyorsun. Şu adamın yüzde ellisini bana ver, bunun yüzde yirmisini bana ver filan. Ben öyle üç dört sene bu işi büyüttüm. Tabi burada büyütürken dediler ki ha sen işte lead edebiliyorsun demek ki insanları. Hı hı. Çünkü ya patron olmakla lider olmak arasında fark var. Yani hı. sen orada liderliğini gösteriyorsun çünkü onların patronu değilsin. Yani onlara ne bonusunu sen veriyorsun ne işten atabiliyorsun. Ama adamlar senin arkandan geliyorlar. Hı. Hafta sonu senin için çalışıyor. O adama da Google'a da o lazım zaten. Yani lider lazım. Yoksa middle manager lazım diyor ki. Yani işte e, ben de onu yaptım. Büyüdü. Sonra altıma başkaları geldi. Geldi, geldi filan. En son işte Avrupa'nın bu bilmem ne research'ünün filan başındaydım. Hı hı. Öyle bir... 10 sene. Sen, sen çok naziksin ya. Yani. Bunu öyle deyip geç söylüyorsun ama 10 sene mi dedin? Ne kadar orada? Ya ben yani? mesela dövmesini yaptırırdım o research bilmem <laughs> ne. sen de onun başındaydık işte. <laughs> ya ama şey ya bak hayat çok ilginç arkadaşlar. Yani hayat bir tek Google değil, bir tek müzik değil, bir tek dağ bisikleti değil, bir tek tenis değil filan ama bunların hepsinin toplamı. Kesinlikle. Onun için diyorum ya hani benim hayatımda Google olmasa ben yine Taylan Yıldız'ım. Hani kimse beni sadece onunla almıyor Onun için hani başta sordunuz ya nasıl sizi tanıtalım diye. Bilmiyorum yani. hani hani ben bunların hepsiyim. Bir tanesi olmasam da olur yani. Herhangi bir tanesi Aa, olmasam olur. Çok güzel Peki, 10 yılın sonunda eh, ne zaman giriyorsun? 2008 ne zaman girmiştin abi? 2007'nin ortasında girdim. 2017'de çıkıyorsun o zaman şey evet. Google'dan. Evet, evet. O yani oradaki neden çıkıyorsun? Nereye gidiyorsun? Neden yapıyorsun bunları? Ya şöyle işte ben o, o sırada zaten 2013-14'te de bir STK kurdum. Baktım Türkiye'de işler kötü gidiyor. Hı hı. Yani hep de hayalimde şey vardı benim hani şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi eğer yurt dışında keyfek eder yaşarsanız isterseniz 300 yıl yaşayın. Çok güzel yani. Çünkü her zaman dönecek bir ülkeniz var. Hı hı. Ve anavatan vatan dediğiniz şey de biraz şey ana kucağı gibi. Yani şöyle düşünün. Mesela lisede yatılısınız ya da üniversitede yatılısınız ama bir eviniz var devamlı. Başınız derde girse evinize gidersiniz. Anneniz yine sizin kıyafetlerinizi ütüler, sizin kuru fasulye evet. pilav yapar. O sıcaklığı, o ana kucağı öyle bir şey. Şimdi ana vatanda biraz öyle bir şey. Yani siz hani yurt dışındaysanız her zaman dönebilecek bir ülkeniz olduğunu bilmek insanlara cesaret veriyor. Hı hı. O zaman isterseniz 3 yıl kalırsınız, isterseniz 350 yıl kalırsınız. Bu, bu böyle bir şey. Ama ben şunu gördüm özellikle 2013'tan sonra bizim dönecek ülkemiz kalmamaya başladı yurt dışında biz mülteci gibi yaşamaya başladık ya psikolojik olarak söylüyorum hı hı hı. E şu anki kaçanlar da öyle kaçıyor zaten evet. yani mülteci olarak kaçıyor ya bakın benim bir tane lise hocam şeyde Amerika'nın bir yerinde şeyde alışveriş merkezine görmüş ya pamuk helva satıyormuş adam orada hı hı. yani sizce yani özlediği kariyer bu mu değil yani insanlar kaçıyor Büyük İnsanlar orada çaycılık yapmaya razı. Orada garsonluk yapmaya razı. Buradaki şeyler, mühendisler filan. Yani böyle bir durumdayız Doğru, şu an. Doğru maalesef öyle. Yani ben de onu kendime yakıştıramadım. Onun için 2013'te bir STK kurdum Amerika'da. Dedim işte haydi Türk gençleri, yurt dışındakiler özellikle, ile ilgili projeler hani haftada 5 saatiniz varsa 5 saatinizi Twitter'da böyle iktidara sallayarak geçirmeyin. Sizi 55 saatlik bir projenin 5 saatini yaptıralım. Hı hı. Yani eğer istatistikçiyseniz ona göre bir şey yapın. Hukukçuysanız ona göre bir şey filan falan. Neyse işte o ondan sonra orada işte bir e, bir dolu insan da istatistik doktorusu vardı. Ben bu insanlara dedim ki hadi 2014'te yerel seçimler var. İstanbul yerel seçimleri Hı -hı. ona çalışalım. Ondan sonra değişim İstanbul'dan başlar filan falan. Sonra ben Google'a res çektim dedim ki Google dedim ben Türkiye'de bu seçimlere çalışmam lazım. Bir dolu gönüllü buldum. Bir dolu profesör, şu bu harita mühendisi o falan. Ondan sonra bunlar e, Google dedi ki tamam hiç sıkıntı yok. Biz sana hem ücretsiz izin verelim hem ücretli sen Türkiye'den çalışıyormuş gibi yap. Ondan sonra çalış. Altındaki adamları geçici olarak başkasına verelim. Dert değil falan. Ondan sonra ben Türkiye'ye geldim. Çalıştım böyle 5 ay, 6 ay Türkiye'den filan çalıştım. Hem burada şeyi gördüm. Siyasi partilerin iş dinamiklerini gördüm. Ama sonra orada nelerin değişmesi gerektiğini gördüm. Talent management'ın ne kadar olmadığını gördüm, klikleşmeler olduğunu gördüm filan. O anlamda çok mualimi bozdu ama bir yandan da benim şeyi, bu reklam yönetebilme becerimin siyasette aslında ne kadar iş yaptığını da gördüm. O anlamda da güzel oldu. Ama sen neden bir anda siyasete hani keskin bir giriş oluyor? Çünkü çok düşündüm yani ben bu memlekete nasıl faydalı olabilirim diye. Dedim ya STK kuracağız, ya milyar dolarlık şirket kurup Türkiye'de üniversite, lise açacağız. Hmm. Ya mazluma para dağıtacağız, ya bir şey yapacağız. Ya da siyaset. Şimdi siyaset çeşmenin başı. Yani sen orada 700-800 milyar dolarlık bir bütçe yönetmek var ve o bütçede senin yaptığın %1'lik bir değişim sana 7-8 milyar dolarlık katma değer demek. Hı hı. Yani çok basit söyleyeyim. Ben şu an İstanbul Meclis üyesiyim. Şimdi metroya internet getirmeye çalışıyorum değil mi? Hı hı. Şimdi metroda internet getirsem ben Taylan abiniz olarak yani her gün 1.5 milyon insanın günde ortalama 1-2 saat kullandığı yere hem internet hem de şey getirmiş olacağım. Bunu hangi startup bugün ben yaptım diyebilir? bu kadar büyük bir etkiyi... sanırım şu an yok herhalde. Ya diyemez mümkün değil. Yani siyaset böyle bir şey. Ya yani bu e, çeşmenin başı ve de siz dışarıda ne yaparsanız yapın adamlar burada öyle bir kural geçiriyor ki sizin yaptığınız işleri... tersse yani akıntıya karşı kürek çekmek zorunda kalıyorsunuz... <laughs> ...e Kurun bir tane çok güzel okul kurun. Tamam yetiştirdiğiniz 200 tane pırıl pırıl genç süper. E kaldı 18 milyon. <laughs> ne yapacaksın? Evet. Yani bana her gün çocuklar diyor ki abi bana tablet al abi bilgisayar al. Ben de alabildiğim kadarını alıyorum da yani bir Taylan Yıldız, bir Umut Yaka, bir Erdem Şentul kaç tane tablet alabilir yani. Tabii. Yani onun için bu Türkiye ile ilgili sorunların gerçekten çözülmesi için siyasetin düzelmesi lazım. Bunu siyasetten yapılması lazım. Onu da bu eski kadrolar, eski siyaset bilinci, o zihniyetle olmaz bu onu fark ettim. Onu eyleme yaptım. Hı -hı. Çünkü hani 10 2014'te falan bu şeyleri yapınca yani kampanyaları yönetici. Onu fark ettim. Sonra dedim biz bunu o zaman o sıfırdan parti kuracağız. Bilmem ne yapacağız. Bir de benim onun için pişmem lazım. Son 3 tane nasıl pişilir? Sonra geldim Türkiye'yi gezdim. 40 tane şehir gezdim. 80 üniversitenin öğrencileriyle konuştuk. Ettik. Ben böyle... Baya baya bir Anadolu'yu gezdim abiniz. Hı -hı. Öyle olunca da yani hem siyasi parti dinamiklerini anlamış olduk. Hem de e, Türkiye'deki gençler ne istiyor onu anlamış olduk. Ve de o da beni acayip yani ümitlendirdi açıkçası yani ne yapılacağını, ne yapılması gerektiği. Yani onun için ben siyasete girdim. Öyle yani. Genelde şimdi hadi siyasete girdiysek yani çok gerçekten buranın yani Capstock'un konusu değil ama merak ettiğim bir şey var bir genç olarak. Aldığın tepkiler nasıldı? Çünkü ben açıkçası söylemek gerekirse ki çok gerçekten siyasete ilgili, siyasi insanlarla ilgili bir insan olmadan söylüyorum. Ee, ilk defa bir siyasetçi yakın görüyorum. Neden? Çünkü genç olduğunu, genç zihinli olduğunu yani bu yaştan bahsetmiyorum. Hı hı. Fark ettim. Ee, tabii ki Ekrem Emoğlu, e, Mesut Yavaşlar bunların yanlarında geliyor. Ve bence herkes benim gibi hissetmiştir. O yüzden eminim ki sana ki sen Twitter'da orayı burayı da çok aktif kullanan bir insansın. Hı. Ne gibi dönüşler geliyor sana bu konuda? Sen Senin yanlarında olduğunu hissettirdiğin insanlara Herkesin söylediği şey umut. Umut, umut, umut. Seni çok seviyoruz abi. Yanındayız abi. İlk defa ülkeyle ilgili bir umudum oldu abi. Yani, yani ilk uç umudumdan biri değil. İlk defa umudum oldu diyor bu insanlar. Bunun sebebi de şu. Ya ben kahvehanede konuştuğumda insanlar diyor ki en son Özal bizimle böyle konuşmuştu diyor. Hmm. Ama yani neden? Çünkü Özal'da da şey kafası vardı. Proje kafası vardı. Yani teknokrat kafası vardı. Evet. Ben de insanları gerçekten sıfırdan itibaren ve de cami cemaatine de böyle anlatıyorum. 17 yaşındaki meslek lisesi öğrencilerine de aynı şeyi anlatıyorum. Türkiye nasıl kurtulur'u anlatıyorum ve de insanlar ya bunu bir sağcı-solcu şey olmadığını, gerçekten Türkiye'nin kurtuluşunun e, ortak bir best practice'lerden geçtiğini anlıyorlar. Ve de öyle olunca da herkes seviyor ya çünkü ben kimseyi ötekileştirmiyorum. Herkes bana diyor ki ya sağcı mısın, solcu musun abi? Diyorum, ya geç bunları, geç bunlar 20. yüzyıl kavramları. 21. yüzyıla sağcı-solcu falan falan yok kardeş. Yani eğitim bedava olmuş, her şey internette. Ondan sonra robotlar işlerini alacak, sen sadece solcu diyorsun, devletçi miyim, bilmem neyim yok böyle bir şey. Yani serbest piyasa ekonomisinin devletin destekleyeceği 30 tane şehir var memlekette. 50 şehre devlet kaymakamlık açmazsa şehir batıyor. Oralarda devlet önce desteklesin, orayı filizlendirsin. Geri kalan yerlerde de doğru düzgün girişimcilik ekosistemini kursun. Yürü git işte yani hani ve de işin ilginç tarafı ben hep şey yapıyorum konuşmalarımda diyorum ki gidin bana AK Parti gençliğinden falan arkadaşları bulun gelsinler onlar da dinlesinler hı hı. ki onları da çağırıyorum. Ya daha şu an kadar bir Allah'ın kulu benim protesto edip çıkmadı. Bak bir Allah'ın kulu ve de ben konuştuğum zaman yarım saat konuşmuyorum. Üç buçuk saat konuşuyorum. Dört saat konuşuyorum. Geliyor bu pırıl pırıl çocuklar yanıma. Diyor ki abi diyor kız arkadaşımla sinemaya gidecektim diyor. Bana mesajı gösteriyor. Kız arkadaşına demiş ki bu çok daha ilginç. Ben <laughs> demiş ya sen de yarın gidelim sinemaya ben burada kalacağım. Ya hiç duydunuz mu? Bir Allah'ın kulu gencin bir kere bir siyasetçi tırnak için söylüyorum. Üç buçuk saat konuşmaz. Çünkü o kadar anlatacak şeyi yoktur, bir. İkincisi anlatsa onu dinleyecek o kadar adam bulamazsınız. Aa. Yani onun için bizim yaptığımız şey siyaseti rebranding yapıyoruz şu an. Çünkü şu anki siyaset yalan, dolan, hırsızlık üzerine bir şey var, bir algı var. Ve siyasetçileri gençler arasında güven %2. Yani o kadar iğrenç bir şey ki... Ee, ne derler bir sıfat At. ki e bak evet. şöyle söyleyeyim o kadar güvenmiyoruz ki ben de şey diyorum ulan şimdi böyle anlatırsam ileride sen de aynılar olacak. olur musun <laughs> o kadar <laughs> güven yok yani <laughs> ben de <laughs> güvenmiyorum ben de hakikaten kadar... şey silivri yolu soğuktur mimi dönüyor <laughs> akıllı şans <diye."> <laughs> bak e, odak grubu çalışması okudum e, geçenlerde diyor ki e, genç bir 19 yaşında bir çocuk söylemiş abi biz birbirimize yalan konuşma demiyoruz hani kelime kelime söylüyorum biz birbirimize yalan konuşma demiyoruz siyaset yapma diyoruz evet ama doğru Doğru. Çok doğru. Bu bir kalıp gerçekten. Evet doğru. Yani ama işte onu, onu da nasıl değiştireceğiz? Siz mesela beni görüyorsunuz şimdi. Acaba diyorsunuz. Hı hı. Şimdi benim ekibimden insanları yavaş yavaş göreceksiniz. Acaba, acaba, acaba. Ulan diyeceksiniz burada değişik bir şey oluyor. Çünkü olay da şu. Mesela şeylere bakarsanız. Jane Goodall diye bir kadın var. Kadın antropolog şey. Özellikle bonobo ve şempanze antropolog. Ondan sonra okuyun kitaplarını mutlaka tavsiye ederim. şey, Cengur al. O, neyse işte bu kadın şeyi araştırıyor. İşte bonoboların filan iç dinamiklerini. İşte orada alfa erkekler var. Böyle beta erkekleri filan dövüyor, ediyor filan. Ortalıkta böyle ona tecavüz ediyor. Buna bilmem ne yapıyor filan. Ondan sonra bu böyle gidiyor. 10 sene, 20 sene, 30 sene. Sonra bu alfa erkekler bir yere bir şeye gidiyorlar. bir Başka bir kabileyle savaşa gidiyorlar. Hepsi ölüyor sonra bunların burada. Kalıyor orada sana beta erkekler. Yani en böyle barışçıl ondan sonra kavgadan uzak erkekler kalıyor. Sonraki 30-40 yıl orası hep bir barışçıl gidiyor. Ha. Çünkü oranın kültürü resetleniyor. Tabii. Bambaşka bir kültürle devam ediyor. Şimdi bizim yaptığımız şey de siyasette mesela şeye gel. Benim Discord kanallarım var. Orada ses grupları ile biz devamlı soru soruyoruz filan. Ve de ben kimsenin mikrofonunu kapattırtmıyorum. İçinde bak 300 adam oluyor mesela. Bir tanesinin bile mikrofonunu kapatmıyorum. Arada bir tane troll olmaz mı ya? Bak, 300 tane adam biri konuşurken diğeri bir şey söylerse ki mümkün, ya o kadar adam var, değil mi? Evet, ya kusura bakma ben senin sözünü kestim, yok senin sözünü kestim filan falan. <laughs> Muhabbetin kalitesi bu. Çok güzel. Şimdi e, biz bu kültürü yerleştirdik, yani kendi çevremiz, etki alanımıza ve de siyasetin de böyle olmaması için hiçbir sebep yok. Ya yani bizim evet. bu konu ümitlenmememiz için yeni bir siyasi ahlak yasası çıkartmamamız için hiçbir sebep yok. Şu ana kadar çıkartmamamızın sebebi Umut'un onun içinde olmaması. Erdem'in onun içinde olmaması yalan mı yani? E, sanırım demek istiyorum buna. Ya yani. çünkü hakikaten sizin programınızda ben sizi ikna ediyormuşum <laughs> siyasete giriyor bak diyor ava giden avlanır diye. Siz kimle konuştunuz daha bilmiyorsunuz ben ikna ederim sizi. E, yani... Ben gaza gelen bir insanım yani muhtemel olamayan bilmiyorum. <laughs> ama sevmiyorum onu söyleyeyim. Yok yok zaten. Ama seninle bilmiyorum yani. Seni sevdim nasıl ya. Kayıttan sonra belki konuşuruz. <laughs> Mutfakta çalıştırırız <laughs> Tabii şöyle bir fikrim var. Capstone Politics diye yeni bir <laughs> yeni bir oluşumla. <gülüyor> 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 yok yani oraları bilemem <laughs> ama ben şunu hissettim ama senden. Sen nasıl ki e, akademi zamanında bir sorumluluk hissediyorsun ve bir motivasyonun var. Şu an aynısını hissediyorum senden. Sen bir sorumluluk, bir görev edinmişsin ve bir motivasyonu tamamen o işte drive deniyor ya İngilizcede. Senin evet. şu an drive eden bir şey var ve sen o hedefe doğru büyük ihtimalle... Bu bunun yapılması gerekiyordu ve yaptık birinci olduk dediğin gibi akademi zamanında. Şimdi bunu yapmışsın abi. Değil mi? O aynı evet. aynı şeyi alıyorum, hissiyatı alıyorum çünkü yani. Ya ya yapmak lazım. Ya yapacağız hani hep beraber, hep beraber bunu yapacağız ve ben, bence hani güle oynuyor olacak. Çok da keyifli olacak çünkü. İnşallah bu ya. Yeni nesil siyaset çünkü şöyle bir şey var bak. E, Şimdi siyasette bir şeyin değişmemesinin şöyle bir sebebi var arkadaşlar. Şimdi genelde partilerin gençlik politikaları yok. Çok dandik tamam mı? Yani sizin bizim duymak isteyeceğimiz hiçbir şey yok. Şimdi vasatta birleştikleri için de gençler eşit olarak dağılmışlar bunlara yani bu partilere. Öyle olunca da kimsenin yani game teorik olarak açıklayayım size kimsenin bu alanda böyle innovate etmek gibi bir incentive yok. Çünkü Hı -hı. yani biri inovatese diğer edecek, o edecek, o edecek. Böylece ne olacak? Partiler gençleşecek. O zaman tepedeki yaşlı kadroların kötü olacak. Onun için bunlarda bir yine ekonomik terimle söyleyeyim, Tacit collusion diyorlar buna. Yani ben konuşmadan anlamadım. bir işbirliği var arkada. Hı -hı. Tamam. E, kültür ma? gibi mi yani? Böyle yani yani devam eder. şey demek. Tacit şey demek. E, sessiz demek. Hı -hı. Öyle düşün. Collusion demek de şey demek. İşbirliği demek. Hı -hı. Mesela ikimiz şey şirketiyiz. Atıyorum. Ee, ne şirketiyiz? Cep telefonu şirketiyiz. İkimiz de fiyatları arttırıyoruz hep beraber. Hı hı. Buna collusion deniyor. Bu illegal bir şey. Çünkü sen duopolisin o şeyde. E şimdi burada da partiler öyle. Bunlar bir oligopoli. 3-4 tane parti var. O 3-4 tane parti piyasayı şey yapıyor. Söyle ele geçirmiş durumda. E şimdi aradan ama bir tane gençlikle ilgili çok ideal olan bir şey olsa o zaman bütün partilerden orantısız, orantısız olarak gençler oraya geçecek. Tabii. O zaman bütün ezber bozulacak. Anladım. Yani... E, ...muhabbet o. Onun için bence bu önemli. Bir de bak girişimcilik anlamında şu önemli. Bence oradan size çok materyal çıkar. Bu program için de çok materyal çıkar. O da şu... ...şimdi... E, ...insanları... E, ...kendi... ...startupınız için yani bir vizyonunuz vardır. Ona göre nasıl motive ediyorsunuz? Bir dünya için bir şey yapıyorsunuzdur. O konudaki ulvi amacınızı insanlar satın alır. Çok Hı -hı. güzel bir şey. Ama onu desteklemek için şöyle bir şey vardır. Siz o insanlara bile dersiniz ki kardeşler zengin olacaksın. Hı hı. yani bütün startuplarda böyle bir şey var. Sonra gidersiniz zengin abilere, ablalara bana bir milyon dolar ver, senin bir milyon dolar, on milyon olacak dersin seneye. Öyle bir o hayali satarsın. Şimdi bu nispeten kolay bir iş. Şimdi daha zor iş ne? Bu insanları gönüllü olarak çalıştırıp bir STK üzerinde özellikle bir parti ya da başka bir şey. Hadi bakalım bunun 20 tane gönüllü size bedavaya çalışacak ve karşısında da para yok. Ya bak hani para ümidi yok. Diyorsun ki bana para ver. Ne kadar öyle bir, bir vaat para. yok. Ha, öyle bir vaat yok. Yani <laughs> hani o eski siyasi sistemde var o vaat. Çünkü <laughs> diyor ki öyle olursa diyor işte arsa al baksana, işte tarla al onun üzerine gece kondu olsun, üzerine gökdelen olsun filan öyle şeyler var. Ama bizim yaptığımız siyasette o yok. Onun için bu girişimciliğin artık black belt'i yani. Gerçekten kara kuşağı bu. Yani yiyorsa sen bin tane adamı gel motive etsin arkanda durmaya. Ondan sonra zamanını harcasın, parasını harcasın ve karşısında da bir finansal beklentisi olmasın. Çok Onun doğru. performans yönetimi nasıl yapılır? Tabii benim benim nasıl bütün yapayım? ailem e, aktif e, partilerde görev alan insanlar olduğu için bunu çok çok iyi biliyorum. Yani benim ben daha ne kaç ailem yani. Altı aylık bile yokum bir kutunun içindeyim ama biz orada 1 Mayıs'tayız falan gibi böyle hikayeler var. İşte o, o or, aktif görevler o başka bir şey. Yani o, o gerçekten bir lider uğruna, bir bir amaç ve bir inanış uğruna senin herhangi bir karşılık beklemeden ve nesiller boyu da aktarmak istediğin yani bunun, bunun kalıcı olarak bir hissiyat olarak istediğin bir durum. Onu çok iyi anlıyorum yani şu an. Orada bir de bak şöyle bir sorun var. Senin annenlerin, benim annemlerin jenerasyonunda şöyle bir genel bir öğreti vardı. Kendi hayatını boş ver, kendi kariyerini boş ver, gerekirse çocuğun da olmasın ideoloji için öl. Hı hı, Böyle evet. bir genel geçer bir şey vardı. Onun için o gençler için bunu yapmak daha kolaydı. Ama şimdiki gençler ben merkezci. Haklı hı. olarak ben merkezci diyor ki devlet bana bir şey vermedi, benim kendimi kurtarmam lazım diyor. Yani sen ona şey diyemezsin. Gel hadi şey Taylan abinin arkasına düş hadi biz bu yolda öleceğiz diyemezsin. Yani dememelisin de zaten. Ne o zaman iş o zaman zaten iş o zaman iyice daha da zorlaşıyor. Çünkü evet. olay haydi yürüyün arkadaşlar değil. Bakın arkadaşlar biz sizi kurtaracağız. Sorumluluğu da bizde. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ama yapmak isterseniz hani buyurun burada işte gönüllü formumuz var. İşte tweet attık filan böyle şeyler yapıyorsunuz. Yani şey e onun için e, bunlar aslında girişimcilik anlamında da böyle içinde bayağı iç olan alanlar yani. Elbette değişik... de öyle, kesinlikle öyle. Buna yani bu, bu hatta birçok e, girişimcilik dinlediğimiz o efsane girişimcilik hikayeleriyle çok benzeşen durumlar var içinde. E, ben kapanışa böyle yavaş yavaş gelirken Firefly'ı da konuşmadan olmaz diye düşünüyorum çünkü Konuşalım. yani. Çok güzide bir girişimimiz demek doğru mu bilmiyorum. Yani iki Türk kardeşimiz tarafından kurulmuş Amerika'da ve... Ama hastasıyız yani. Hastasıyız. Hastasıyız. Kesinlikle. Öyle mi? Bu Buradan da bayağı yatırım aldık. Şey demeyin onun için buradaki yatırımcıların da emeği vardır o konuda. Da burada mi? da çok büyük bir şeyimiz var. Ofisimiz var. <laughs> Biliyorum yani hmm. teknoloji Hı -hı. sanırım full burada gibi hatırlıyorum ben. Şey yani mühendislerimiz burada evet, şu an. Evet değil mi? Yani en Öyle hatırlıyorum. E, o taraftaki dahil olman nasıl e, oluyor? Ya şöyle... Şu an e, şey, e, ben hemen Titan'a bakacağım yanlış hatırlamayayım diye. Chief Analytics Officer diye geçiyorsun. E, ne yapar Aha, evet. bu insan önce, sonra nasıl dahil oldun? Ya Chief Analytics Officer dediğin işte sonuçta şirketin aldığı bütün veriler nasıl işlenir de sonra nasıl şirkete, reklam verenlere falan katma değer olarak geri döner. Yani Firefly'ın şeyi. Veya şeyse, para kazandırıyor. Yani Firefly'ın katma değeri yani Türkçesi. Hı hı. Yani veriyle ilgili her şey diyebilirsin. Ama benim bu şey işleri çok büyüyünce bu hı hı. Türkiye işte gençler falan iş büyüyünce onu biraz daha artık ikinci plan almak zorunda kalıyorum ben. Öyle yani. ha, şu an maalesef bu aralar şu öyle anladım. yani Bakalım ne gidecek ama şuralar şeyi bayağı bir aşağı indirdim. Firefly olaylarını. Hı hı. Son 1-1,5 bir bir, bir aydır. Ya sebebi de e, yani bir tarafa full bet etmeden, tamamen oraya iş yapmadan oradaki full potansiyelinizi göremiyorsunuz. öyle Bir şey hı hı. seçmek gerekiyor Onun için ben biraz şimdi o tarafa kaydım. Ama bakalım yani e, ne olacak? Anlatayım ama nasıl girdiğim öncelikle. Ben 2019'da e, şeyde bu meclis üyeliği sırasında işte bağlama çalıyorum kahvehanelerde falan işte Çebin Sarırlar Derneği'nde konuşma yapıyorum falan derken o ara böyle e, bana işte bir mesaj geldi bu e, arkadaşlardan şey oranın kurucularından. Dediler ki işte Tayan abi biz seninle konuşmak istiyoruz. Tam konuşalım nereden buldunuz numaramı nedir durum? Dediler ki senin Google'da seninle birlikte çalışan bir adam var. O Google Ventures'ın yani Google'ın Venture Capital ayağının. Hı Eee bize yatırım yapan adam bize işte 10, 10 milyon dolar yatırım yapacak e işte ama diyor ki işte Taylan Yıldız işin içinde olmalı çünkü bu sonuçta bir reklam platformu ve de hani ben dedim ya ilk reklam platformlarını ölçmeyi ben yaptım Hı -hı. Google'da yani benim uzmanlık alım yeni bir reklam platformu varsa atıyorum native advertising tamam mı yani ya da hiç bulunmamış bambaşka bir şey şimdi Onların nasıl ölçüleceğini öyle bir şey yoksa benim uzmanlık alanım onları kurmak. Hem he, product'ından he. turda altın gibi koşul veriyorlar yatırım verirken. Ha gibi öyle de düşünebilirsin evet. Neyse sonra ben onları bir önce bir danışman falan olayım dedim. Sonra baktım yapılacak o kadar şey, o kadar çok şey var ki danışman olacak gibi değil. Yani full time gireyime döndü. Hı hı. Ama bir yandan Türkiye'de politika yapıyorum da ya seçim kazandık falan falan. Ben gündüzleri meclis, Hı -hı. akşamları Firefly gece 2'ye kadar ya yani ölüyordum. Neyse ama bu arada tabii ben böyle 4 tane patent aldım geçen sene. Yani Hı -hı. onların çoğu da yakında ben görürsünüz. Yani hani outdoor mecraların nasıl ölçülmesi, ne yapılması gerektiği ilgili. Ha, çok iyi. Bayağı süper inovatif işler aslında. Yani o onları yaptık filan ve yani outdoor'un da hani çok fazla gelişeceği zaten. çok benim tahminim olacak bir şey ve de benimle zaten yeteneklerine acayip uyuyordu. Bir de ben Türk kardeşlerimize, genç kardeşlerimize çok yardım etmek istedim. Çünkü çok iyi bir başarı hikayesi var orada. Bilmeyenler için söyleyelim. Hani bu taksilerin, Uber'lerin üzerine büyük iPhone'lar koyu öz düşüneceğiniz yani reklam <laughs> evet. paneli gibi ama reklam paneli değil sadece içinde böyle sensörler var, onlar var, bunlar var falan. Konuma göre, kitleye göre, hedefli havaya göre yapıyorsunuz sunusu yani Neler yani. neler, neler neler. Yani biz oraya yani dünyanın gördüğü en güzel şey hava kirliliği ölçümleme sensörlerini falan da koyduk. Yani şu an yani böyle metre metre anlık, yani anlık böyle tıkır tıkır her şey ölçü yok yani dünyada öyle bir ikinci bir teknoloji şu an. Sadece aslında şey, reklamdan kazanmıyordur o zaman. Bu, bütün bu verileri de aynı. yani daha onları monetize etmedik ama onlar olacak lisanslaması. Da şu ba bayağı bir onun şeyi var çünkü şu an yolu var. Hı hı. Hem işte bazı sağlık çalışanları filan bu verileri istiyorlar. İşte astımla korele etmek için isteyen var. Evet. Ondan sonra çok belediye Çok değerli için, çünkü. belediye yönetim için kullanıyorlar bunlar. Hangi sokakta ne kadar bilmem ne. Sonra mesela koşu koşu uygulamaları var. Hı hı. Adamlar senden anlık olarak caddelerde şey istiyor ki sağdan koş diyecek sana. Gidip de egzoz dumanının içinde koşma diyecek mesela. Aa, evet. Gibi ya onun gibi bir milyon tane şey kullanım şeyi var orada. Tabii binlerce araç sürekli olarak seyir halinde kilometrelerce yoldaki data var ve anlık şey, bunların hepsi. Emlak, emlakçılar çok ilgili mesela. Çünkü ya, insanların şu an dikkat etmediği şey bu nano partiküller. Aslında insan sağlığı için inanılmaz zararlı egzozlardan çıkıyor. Böyle normalde HEPA filtreniz falan yoksa evin içine de giriyor. Onun için böyle yoğun bir caddenin önündeyseniz yani geçmiş olsun. Hmm. şey gerçekten insan sağlığına zararlı şeyler. Onun için ileride iyi emlak şirketleri bunları da fiyatına koyacak. Ona göre Anladım. satışını yapacak. Bunlar için de hani sokak sokak ölçebilmek önemli böyle şeyler gibi gibi. Tamam. Ya Kaan'a ve Onur'a da selamımız olsun o zaman buradan. Tamam evet aynen öyle. Hiç bu kadar çok akademik konuşmamıştık. Birincisi ki bence bu çok iyi oldu. İkincisi hiç bu kadar gülmemiştik abi sanırım. Yani biz biz her zaman kakarikil yapıyoruz bu programda. Yani bu bu var. Yalan bu sefer yok. yapan biz olmadık. Evet bu sefer biz olmadık gerçi. Biz gülen taraftık ve bu mükemmel bir histe. Teşekkür ederiz. Ya bir Twitch yayıncısıyla konuşuyorsunuz Tabii. lütfen. Ha evet arkadaşlar bakın. <laughs> Aa söyleyin takip edin bak gençler beni arkadaşlar, Twitter'dan Amazon Prime üyeleri Bidan... lütfen hakkınızı Taylan abi'ye kullanın. Ha. Abone olun. Abone olun. Taylan Yıldız ofis <laughs> şu an birkaç güne Taylan Yıldız olacak adresimiz şeyde Twitch'te bir de e, Twitter'dan Instagram'dan da Taylan Yıldız diye bakın takip edin. Ona göre gözükür. Bu paylaşımları yaparken bununla ilgili birkaç bir şey söyleriz abi. Paylaşım. Tabii. Olumsuz ya. Şimdi tabii şöyle bir gerçek var. Senin her yerde takipçi bizden daha yüksek. Yani bu bir gerçek. Olsun. Ama, <laughs> no, ama... Değil, niye söylüyorsun <laughs> Ama sizin artacak. Ben size lot, bet lot ettim arkadaşlar. 2021'de sizin trajectory böyle artınca bir anda bu arada öyle olacak. E ee, bu kuşkusuz bizim için. <laughs> Ama e, 3-5 illaki gelir diye tahmin ediyoruz ve e, ufaktan kapatayım mı izninizle var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yani Umut'un başta dediği gibi bizi Instagram'dan takip edip bir de Patreon'daki e, linke tıklayıp orada paketlerimizi incelerseniz çok seviniriz. Taylan Abi'ye de hem bize bu saatte vaktini ayırdığı için hem içtenlikle her şeyi böyle rahatça paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Yani bu. Böyle şahane bir dostluğun başlangıcı olacak gibi geliyor bana öyle hissiyatım o yani böyle Kesinlikle. umut falan umutlara oralara gelemedim ben daha. ben şu an bireysel ilişkilerde takıldım kaldı <laughs> bak bir şey söyleyeyim mi yani, benim için. bir mentorum var arkadaşlar şimdi o mentorumla e, da arasında benim mentorum değil başka bir arkadaşım mentoruydu dedi ki bana arkadaşım ya bak seni biriyle tanıştıracağım dedi siz yani böyle ruh ikizi gibisiniz dedi zaten böyle yani tanışmışsınız sanki gibi filan dedi. Mutlaka tanıştırayım seni sana çok büyük bir faydaları olacak filan dedi. Bu da yani 60 yaşında bir abiyle tanıştıracak beni. Hı hı. Neyse bu abi kapıyı açtı. Ondan sonra adam bana şey dedi. Seni tekrar görmek güzel dedi. Gerçekten değil mi? Değil mi? Hı hı. Bak bu Şimdi korkunç. <gülüyor> <oldum>. <gülüyor> yani orada aslında... Partiki başladı. <laughs> yani orada sonuçta demek istediği şey biz aynı ruh kabilesindeyiz hepimiz. Hı -hı. onun için hani ben sizi böyle yeni tanışmış tanışmış gibi hissetmiyorum açıkçası yani sizi tekrar görmek güzel arkadaşlar bayağı zaman oldu yani o kadar tamam peki ya doğru çok bunu bunu kabul sana. ediyorum ee, o zaman diğer bütün ruh eşlerimize bir sonraki görüşmemize kadar kendinize çok iyi bakın diyorum ee, Taylan abicim yeniden geldiğin için teşekkür ederiz ee, tüm dostlarımıza da bir sonraki bölümde görüşürüz bay bay.